Güzel yüzün bu demek ki genel bir bela. Ama işte ahlak olmadan, Kur'an ahlak olmadan, Mehdiyet'in sevgi anlayışı olmadan, Mehdiyet'in öncülüğünde Kur'an'da belirtilen velayet sistemi olmadan insanların asla rahata eremeyeceklerini açıkça görüyoruz. Velayet sistemi olsa, yani hiç kimse otobüste, kadınlar ayakta olarak gitmez. Ya mümkün değil. Ama velayet sistemi olmadığı için egoistik sistem oluyor. Ya velayet ya egoistik. Egoistik ağır basıyor. O zaman kadınlara şefkat olmuyor. Merhamet olmuyor. Saygı olmuyor. Bazı yerlerde, bazı kişiler için söylüyorum. Nezaket hiçbir şekilde olmuyor. Dolayısıyla kadına tam zıttına düşmanca davranıyorlar. Yani ters diyor, trafikte mesela abuk subuk konuşuyor, evlendiyse dövmeye kalkıyor. Bak sürekli kadın cinayetleri başladı. Bir de şu an sıradanlaştı artık. Birçok insanın kafasında sıradanlaştı. Hemen hemen her gün kadın cinayeti var. Adamın kafası attın mı, ekmek bıçağını alıyor, kadını doğuruyor. Veyahut alıyor bir silah, kadına ne kadar mermi varsa üstüne yağdırıyor. Gidip hapishanede yatıyor adam. Ya hayatı kaymış tipler. Yani Allah'a inanmıyor, Allah'la bağını koparmış, bunalıma girmiş, psikopatlaşmış tipler. Onlar hapishaneyi daha dinlendirici bir yer olarak görüyorlar. İşte orada kağıt oynuyor, tavla oynuyor, efendim televizyon seyrediyor, uyuyor, yatıyor falan. Zaten çalışmak da istemiyor. Hem o garibanı öldürmüş oluyor, şehit etmiş oluyor, hem de oraya gidip yan gelip yatıyor. Yani sorumsuz, bomboş bir hayat yaşıyor. Sevginin olduğu bir ortamda bunlar olmaz. Allah korkusunun olduğu, velayet sistemin olduğu, mehdiyetin olduğu bir dönemde tahayyül dahi edilemez. Ya mümkün değil. Evet, var mı anlatacak?